her şeyden önce bu mikrofonu eleme mi alsam acaba? Galiba daha iyi olacak hocam. Peki. Var mı? Ha. Efendim canlı yayında ses serbest. Tamam. Canlı yayın mikrofonları, canlı yayında ses. Tamam, öyle mi? Peki. Tamam. Her şey önce Saadet Partisi Genel Başkanı değerli dostum Sayın Temel Karamolluoğlu'na ve değerli Saadet Partisi milletvekillerine hoş geldiniz diyorum, heyetine. Bugün burada herhalde 14 Mayıs, 28 Mayıs seçimlerinden sonra siyasi hayatımızın en önemli gelişmesine şahit oluyoruz. Seçimler partiler için sadece iktidara gelme ya da muhalefet görevi üstlenme fırsatları değildir. Seçimler aynı zamanda milletin mesajının doğru anlaşılması, doğru yorumlanması gereken bir sınav niteliğindedir. Bu bağlamda biz Gelecek Partisi olarak seçim sonrası parti içinde çok kapsamlı istişarelerde bulunduk. Saadet Partisi kendi içinde kapsamlı istişarelerde bulundu ve siyasi tabloyu birlikte değerlendirdiğimizde şu iki sonuca ulaştık. Birincisi, siyasi iktidar her türlü devlet imkanını kullanarak, montaj videolar dahil her türlü siyasi ahlaksızlığa başvurarak iktidarını sürdürme iznini milletten aldığı kanaatine sahip. Ve bu sebeple de sürdüre geldikleri yanlışlıkları, yolsuzlukları, adaletsizlikleri sanki ibra etmiş gibi bir psikolojiyle hiçbir kendilerini bir iç muhasebeden geçiren bir adım atmaksın, yorum yapmaksın yoluna devam etme düşüncesi içinde. Yani statükoyu sürdürmeye çalışıyorlar. Buna mukabil muhalefet partileri her biri kendi içinde muhasebesini yaptı, değerlendirmeler yapıyor. Hepsinin çalışmalarına saygı duyuyor ve hepsine hayırlı olsun diyoruz bu yeni dönemin. Biz de değerlendirmeye baktığımızda kendi açımızdan seçmenimizin bize verdiği en önemli mesajın asla dağınıklığa izin vermeden güçlü alternatiflere ihtiyaç duyduğu mesajıdır. Bugün Türkiye'de seçmenler aslında çok büyük bir oy farkı olmaksın ve bir anlamda değişim arzularını da tahkim edecek şekilde %48 gibi yüksek bir oyla değişim yönünde oy kullanmış olmasına rağmen güçlü alternatifler görmek arzusunda. 14 Mayıs seçimleri sonrası ortaya çıkan karamsar tabloyu dağıtmak, dağınıklık görüntüsünü ortadan kaldırmak, yeni işbirliği imkanlarını ve ittifak imkanlarını ortaya çıkarmak ve en önemlisi de iktidarın yanlışlıkları karşısında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin denetim gücünü artırmak üzere iki parti olarak birçok konuda karşılıklı fedakarlıklar yaparak önemli bir adım attık. Bu da Saadet Gelecek İttifakı adı altında yeni bir çalışmayı birlikte yürütme kararlılığıdır. Detaylarını size vereceğimiz basın açıklamasında göreceksiniz. Gelecek Partisi ve Saadet Partisi milletvekilleri ortak bir grup çalışması içine girecekler. Bugün grup dilekçesi, talebi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne iletilecek. Her parti milletvekili kendi kimliklerini korumakla birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında bir devre için Saadet Partisi grubu olarak faaliyet gösterecekler. Grup başkanı Gelecek Partisi'nden olacak. Görev dağılımlarının esasları tespit edildi. Bütün bu hususlarda tam bir mutabakat içindeyiz. Görüş ayrılıklarımız, görüş farklılıklarımız siyasi partiler arasında doğaldır. Ama şu anda Türkiye'deki atmosfer bir araya gelmeyi, görüş farklılıklarına göre rağmen işbirliği yapabilmeyi ve ortada söz konusu olan bu dağınıklığı ve karamsarlığı giderecek adımlar atmayı zorunlu kılıyor. Bu konuda değerli dostum ve gerçekten siyasetimizde de bir tecrübe timsali olan Sayın Karamolluoğlu ile birçok görüşmeler yaptık ve bu adımı atmayı Türkiye'de özellikle önümüzdeki yerel seçimler de dahil olmak üzere geleceğimizi şekillendirecek önemli bir görev olduğu kanaatiyle bugün bu protokole imza attık. Basın açıklamasının detayları göreceksiniz. İnşallah önümüzdeki hafta ilk grup toplantımızı da birlikte yapacağız ve milletimize mesajlarımızı bu grup toplantısına vereceğiz. Tekrar hayırlı olsun diyorum ve hoş geldiniz diyorum. Buyurun. Efendim, ben de teşekkür ediyorum. Sayın Davutoğlu meseleyi aslında öz olarak ortaya koydu. Seçimler yapıldı. Beklediğimiz neticeyi elde edemedik. Ama her şeye rağmen de önemli bir merhale kat ettik kanaatindeyiz. Mecliste bir araya geldiğimiz zaman grup oluşturacak kadar milletvekilimiz var. Ve biz bir araya gelmeyi ülkemiz için, milletimiz için bir ihtiyaç olarak gördük. Çünkü meclis bugüne kadar dışarıda, kürsülerde, mitinglerde dile getirdiğimiz konuların artık siyasete de daha etkili olacak tarzda gündeme getirileceği bir ortamı bize bahşediyor. Ancak bu ortamı iyi değerlendirebilmek için de bir grup kurulmasına ihtiyaç var. Tek tek milletvekillerimiz başka türlü de belki fikirlerini, düşüncelerini gündeme getirebilirlerdi. Ama grup olmadan yapılacak olan çalışmalar çok ama çok zayıf kalıyor genelde. Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında yapılan bu çalışmalar. Milletvekilliği yapan, iktidarda bulunan, Türkiye'yi yöneten, bu tecrübeye sahip olan kardeşlerimiz, başta Sayın Davutoğlu olmak üzere, bu konuyu en az bizler kadar, bizden çok daha iyi biliyorlar. Onlar da bir fedakarlıkta bulundular. Türkiye satında çok daha eskiden beri teşkilatlanmış bir yapıya sahip olduğumuz için nezaket gösterdiler. Bizim amblemimiz altında birleşerek mecliste bir grup oluşturmaya karar verdik. Müştereken karar verdik. Ben bunun hayırlara vesile olacağına inanıyorum. Mecliste en ciddi çalışmaları yapan, en verimli çalışmaları yapan grup, inanıyorum ki bu grup olacak. Fikirlerde bazı farklılıkların olmasını bakış açısına göre değerlendirmek mümkün. Bunu bir çatlak vesilesi, ayrım vesilesi olarak görmek de mümkün. Bir zenginlik olarak da görmek mümkün. Aslında farklı fikirlerin olması, farklı kanaatlerin olması birlikte çalışıldığı müddetçe büyük bir zenginliktir diye düşünüyorum. Bundan dolayı da hepimiz aynı çatı altında seçime girdik. Şartlar öyle gerektirdi. Niye böyle oldu diye bunu sorgulayanlar var. Herkes sorgulayabilir ama herhalde aynı çatı altında seçime girmemiş olsaydık bu neticenin alınması pek mümkün gözükmüyordu. Fakat bundan sonraki seçimlere biz eğer birlik, beraberlik içinde yine bu ittifakları sürdürerek girebilirsek çok daha güzel neticeler alacağımıza inanıyorum. Sesimiz daha gür çıkacak mecliste. Fikirlerimiz, düşüncelerimiz, hükümetin de diğer siyasi partilerin de alacakları kararlarda etkili olacak. Buna samimi olarak inanıyorum. İnşallah biraz önce de ifade edildi. Bugün mecliste arkadaşlarımızla bir araya geleceğiz. İlk grup toplantımızı da önümüzdeki hafta büyük ihtimalle meclis tatile girmeden gerçekleştireceğiz. Tabii arkadaşlarımızın mutlaka soruları olur. Basın mensubu olup da sorusu olmayan olmaz. Ama şimdi biz bu sorulara cevap vermeye kalkarsak iş epeyce uzar. Bundan dolayı da bu sorulara ilk grup toplantımızda cevap verme sözünü size ifade ederek, vererek huzurlarınızdan ayrılmak istiyoruz. Hepinize buraya kadar geldiğiniz için, bu görüşmeleri ve bu havayı Türkiye'de bütün vatandaşlarımıza düzgün bir şekilde yansıtacağınıza da inandığım için hepinize özellikle teşekkür ediyorum. Allah yardımcımız olsun. İnşallah ülkemiz bugün içine sürüklenmiş olduğu sıkıntılardan, başta ekonomik sıkıntılar olmak üzere bir an önce kurtulur, insanlarımız huzura, refaha kavuşur inancını taşıyorum. Hepinize tekrar teşekkür ediyor. Sağlıklı günler diliyorum. Hayırlı günler efendim. Ben de tekrar hoş geldiniz diyorum. Hayırlı olsun diyorum. Buradan birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gideceğiz ve orada ortak grubumuzla birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde birlikte olacağız, yemek yiyeceğiz, sohbet edeceğiz. Grup toplantısında da bir arada olacağız inşallah. Tabii. Önde olsun. Kürsünün önüne geçersek. Evet. Burada ilgili sorumuz olacak. Birlikte yapacağınızı söylediniz haftaya ama sonrakilerde nasıl olacak? Gelir, oraya gelince inşallah hepsini cevaplandıracağım. Evet. Buradayız. Oğlum bana söylüyor. Ben de veririm. Kanalımıza destek olmak için lütfen abone olun.